Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Eda Özdemir, Küresel Bakış programına hoş geldiniz. Konuğumuza gitmeden önce hızlıca bir bakalım dünya çapında neler oluyor, hem uluslararası ilişkiler anlamında hem de ekonomik gelişmelerde. Ve Pentagon sözcüsü S-400 sistemi S-300'den daha büyük tehdit açıklamasına yer verdi. S-400 krizi devam ediyor diyebiliriz Girit modeli önerisinin Türkiye'den çıkmasına karşın. Detayına bakalım. ABD Savunma Bakanlığı Türkiye ile Amerika arasındaki S-400 kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Pentagon sözcüsü S-400 sisteminin S-300'e göre NATO ve ABD'ye daha büyük tehdit oluşturduğunu belirtirken, ABD'nin Patriot satışı için sunduğu tekliflerin her birinin Türkiye tarafından reddedildiğini söyledi ve ABD'nin S-400 konusundaki duruşunun değişmediğini ineledi. Amerika'nın ana gündemini oluşturan 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi Temsilciler Meclisi'nden geçti. Böylelikle ilk adım tamamlanmış oldu. Şimdi sıra Senato'da ve ardından da Joe Biden'ın imzasına kalacak. İş böylelikle belirsizlik ortamı da çözüme ulaşmış olacak diyebiliriz. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın önerdiği 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs pandemisiyle mücadele için ekonomik teşvik paketini onayladı. Başkan Joe Biden, cumartesi sabahı yaptığı kısa açıklamada, Senato'ya da paketi acilen gündemine alıp geçirmesi çağrısında bulundu. ABD Başkanı ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüştüğünü belirterek Pelosi'ye süreçteki liderliğinden dolayı teşekkür etti. G20 Maliye Bakanları bir video konferansta birleşti ve aşı tedariğindeki işbirliğinin altı çizildi ana gündem maddesi olarak ve G20 dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan zirvede koronavirüs salgınının neden olduğu sağlık krizi ve ekonomik küçülme, salgın sonrası mali toparlanma süreci ve internet üzerinden hizmet veren büyük dijital şirketlerin vergilendirilmesi gibi konuların ele alındığı öğrenildi. ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, G20 yetkililerine yaptığı açıklamada Washington'ın Trump yönetiminin bazı şirketlerin küresel dijital vergi kurallarının dışında kalması önerisini geri çektiğini ve ABD'nin bundan böyle güvenli liman uygulamasını savunmayacağını açıkladı. Bu uygulama, adil uluslararası vergilendirme kurallarının tüm şirketleri kapsamasını engellediği gerekçesiyle tartışılıyordu. Brexit sonrası İngiltere'nin ticaretinin Çin'le arttığı görüldü. Detayına bakalım hemen. Britanya Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasına göre Çin, 2020 yılında İngiltere'ye yaptığı ihracatı %17.2 oranında arttırdı. Bu artışla birlikte Çin, Britanya'nın ilk 5 ticaret ortağı arasında karşılıklı market ticaretini arttırdığı tek ülke oldu. Çin'in özellikle Britanya'nın COVID-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden ithalatının düşmesiyle bu ülkenin birçok ihtiyacını karşıladı. İtalya ekonomisi 2020'de %8,9 oranında azaldı. Gayri safi yurt içi hasıla aynı geçen yılın aynı dönemine göre ciddi daralma yaşadı ve detayına baktığımızda İtalya Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre İtalya'da gayri safi yurt içi hasıla 2020 yılında beklendiği üzere keskin bir daralma gösterdi. Bütçe açığı ve kamu borcunun beklentilerden daha az artış gösterdikleri 2020 yılında gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 daraldı. 2019 yılındaysa gayri safi yurt içi hasıla %0,3 küçülmüştü. İtalyan hükümeti 2020 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %9 daralmasını bekliyordu. 2020 yılında bütçe açının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %10,8 olan resmi hedefin altında %9,5 olurken, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı da %157 olan hedefin altında %155,6 seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise borç, gayri safi yurt içi hasıla oranı %134,6 olmuştu. Evet değerli
izleyenler, konuğumuzla sohbetimize başlamadan önce bir de piyasa rakamlarına bakalım. Gelişmelerin ışığında hangi fiyatlamalar karşımıza çıkıyor? Yorumlayalım ve Türk lirası çapraz kurlarıyla başlayacak olursak tüm okların aşağıya gösterdiğini görüyoruz. An itibarıyla dolar TL'de düşüş var. 7.24 seviyelerini görüyoruz. %2,42'lik bir geri çekilmeden söz edebiliriz. Euro da Türk lirası karşısında değer kaybında %2,71'lik düşüş ve 8.72 seviyelerini görüyoruz. Öte yandan pound ve İsviçre frangı için de aynı hareketi söyleyebiliriz Türk lirası karşısında ve pound TL tarafı 10.10 seviyelerinde %2,30'luk düşüş var. İsviçre frangı TL tarafındaysa 7.93 seviyelerini görüyoruz ve %2,80 civarında bir aşağı yönlü hareket var. Sepet kura bakalım, 7.98 seviyeleri ve %2,60'lıkta bir düşüş var. Amerika tarafıyla devam edecek olursak burada alım olduğundan söz edebiliriz. Pozitif bir hava var ve Dow Jones'ta %0,90'lık bir yükseliş var. 31.221 puan seviyelerinden seyrediyor işlemler. Bakalım S&P 500'e, orada da %1'lik kuvvetli bir prim var ve 3.845 puan seviyelerini görüyoruz. Teknoloji ayağında Nasdaq tarafındaysa yükseliş %1,20 oranlarında gerçekleşiyor ve 13.054 puan seviyelerini görüyoruz. Avrupa borsalarıyla devam edelim. Burada da pozitif bir havadan söz edebiliriz. Eurostoxx 50'de %0,90'a yakın bir yükseliş görüyoruz ve 3.675,85 puan seviyelerinde gidiyor şu an. Ve Almanya DAX'a bakalım, %0,70 oranında gerçekleşiyor oradaki yükselişte. 13.885,92 puan seviyeleri kaydediliyor an itibarıyla. Fransa'ya baktığımızda orada da kuvvetli bir prim, yaklaşık %1 ve 5.771 puan seviyelerini görüyoruz. İngiltere FTSE 100'e baktığımızda %1 oranında prim ve 6.560,21 seviyeleri. İspanya IBEX'e baktığımızda ise yükseliş %0,90 civarında gerçekleşiyor ve seviye 8.315,55 puan seviyelerinde gerçekleşiyor. Bir de emtia grubuna bakalım son olarak. Burada da oklar yukarıyı gösteriyor. Ons altın %0,35 ile yükselişte ve 1740 dolar 79 centten işlem görüyor ons altın. Petrol grubuna bakalım. Brent petrolde de ham petrolde de benzer yüzdeli yükselişleri görüyoruz. Brent petrolde varil başına 64 dolar 90 centi görüyoruz. Ham petrolde ise varil başına 62 dolar 2 centten işlemlerin yapıldığını görüyoruz. Değerli izleyenler, şimdi programımıza konuğumuzla devam ediyoruz ve Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuz'u bizlerle. Tarık Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Amerika'nın gündemiyle başlayalım isterseniz. Orada teşvik paketi 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki epeydir gündemdeydi ve ilk ayak olan Temsilciler Meclisi'nden geçti paket. Şimdi sıra Senato'da, ardından da Joe Biden'ın imzasına kalacak iş. Bu haberle birlikte enflasyon beklentilerini de aslında yumuşamasıyla bunu piyasalarda olumlu algıladı, dünyada olumlu algıladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Amerika'dan değerlendirmeye başlayacak olursak? Vallahi bir uluslararası ilişkiler hocası gözüyle değerlendirecek Tabii. olursam, yani ekonomist olmadığım için, aslında sanki iyi bir şeymiş gibi bu. Amerika'nın COVID-19 salgınını ciddi anlamda yenmek adına, ekonomiye de can suyu vermek adına atmış olduğu önemli bir adım bu. Bence bu anlamda pozitif bir katkısı olacaktır. Öyle değerlendirmek lazım. Yani açıkçası öyle değerlendirmek lazım. Ve şunu da söyleyeyim, Amerikan siyaseti bağlamında da bakarsanız eğer, yani Cumhuriyetçi meclis üyeleri, Demokrat meclis üyeleriyle birlikte hareket etmişler. Öyle anlaşılıyor. Bu da Biden'ın kendi ülkesindeki siyaseti kutuplaşma ikliminden olabildiğince uzaklaştırma yönünde atmış olduğu başarılı bir adım olarak da algılanabilir. Artı uluslararası siyasete yönelik şöyle bir etkisi de ortaya çıkabilir. Yani artık küresel yönetişimin liderliğine tekrardan oynamaya çalışan Amerika görüntüsünü bu
karar Temsilciler Meclisi'nden, Amerikan Kongresi'nden geçen bu karar da tescillemiş gibi gözüküyor. Yani COVID-19'un dünya çapında yenilgiye uğratılmasında Amerika kendi üzerine düşen sorumlulukları, yükümlülükleri Trump döneminin tam aksi olacak şekilde yerine getirmeye kararlı gözüküyor. Ve bence bunu diğer küresel aktörler de alkışlıyorlardır. Yani özellikle Çinlilerin de bundan memnun kaldıklarını düşünüyorum açıkçası. Çünkü onlar da uzun zamandan beri şunu söylüyorlardı. Yani Amerika COVID-19 gibi problemler çerçevesinde küresel liderlik noktasında Çin'le işbirliği yapmalı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne katılmasını bu yönden olumlu görüyorlardı. Ki Avrupa Birliği üyeleri de böyle yaklaşmışlardı. Yani total bir politika setinin önemli bir iç politika unsuru olarak bakmak lazım bu şeye. Teşvik paketine, sizin deyiminizle konuşacak olursak eğer, bu açıdan önemli. Tarık Hocam, buradan uluslararası ilişkilerden devam edecek olursak S-400 krizi de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor Türkiye ile Amerika arasında. Son gelişmelere baktığımızda Pentagon sözcüsü S-400 sistemi S-300'den daha büyük tehdit açıklamasına yer verdi. Öte yandan Türkiye'den biliyorsunuz Girit modeli önerisi vardı, bu tartışılıyordu. Ve en son Türkiye-Amerika ilişkilerinin tartışıldığı bir toplantı düzenlendi online olarak ve bu toplantıda da Türk Miras Vakfı'nın telekonferansıydı bu. Katılımcılardan Amerika tarafından da karşılıklı hatalar yaptık ifadelerine yer verildi ve burada ilişkiler nasıl iyileştirilebilir, nasıl sağlam bir zemine oturtabilir, bunlar değerlendirildi aslında. Ve yine S-400 konusuna bir parantez açacak olursam, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da o konuda S-400 savunma sistemi tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Her halükarda kullanılmaz. Bu yüzden de Türkiye'ye karşı taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok açıklamalarına da yer vermişti. Tüm resmi değerlendirdiğinizde ilişkilere ilişkin siz neler söylersiniz? Şimdi aslında çok enteresan bir durum var. Bugün ben de bir konuşma dinledim. Orada da eski Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey konuşuyordu. O da Türkiye'ye karşı bazen haksızlık yapıldığını ve Türkiye'nin bakış açısından da olaylara bakılması gerektiğini söylüyordu konuşmasında. Fakat bu kişiler görevde oldukları zamanda ve görevi bıraktıkları zamanda farklı şekilde konuşuyorlar. Yani görevdeyken James Jeffrey hiç böyle konuşmuyordu. Görevi bitirdikten sonra Türkiye'ye daha sempatik bakan bir bakış açısıyla konuştuğunu gördüm. Hı hı. Sizin bahsettiğiniz toplantıyı da biliyorum. Orada da bu tarz şeyler konuşuldu. Ama üst düzey Amerikan devlet yetkililerinin verdikleri mesajlarda hiçbir yumuşama sinyali ben görmüyorum. Yani onlar S-400'ün mutlaka ve mutlaka Türk-Amerikan ilişkileri çerçevesinde, Türkiye'nin NATO ile olan ilişkileri çerçevesinde bir pürüz olmasının, ortadan kalkmasının tek bir şartı varmış gibi konuşuyorlar. O da bu sistemlerden tamamıyla vazgeçilmesini. Yani satın alınıp depolarda tutulmasını, işte Girit modelinin uygulanmasını, NATO sisteminden tamamen bağımsız kullanılmasını, böyle ara çözümleri, ki biz bu ara çözümleri defaatle öneriyoruz karşı tarafa bildiğim kadarıyla, pek kabul ediyormuş gibi gözükmüyorlar. Ben burada ciddi bir yumuşama sinyali vardır diyemem. Yani o iyimserlik olur. Türkiye'de, Amerika'da hala ilk günden itibaren hangi pozisyonda duruyorlarsa yine o pozisyonda duruyorlar. Bu anlamda ben bir yumuşama olduğunu düşünmüyorum. Ki zaten bu keskin duruşun her iki taraftaki yöneticiler için iç siyasette de bir getirisi var sanki. Yani Türkiye'de de bu durum böyle, Amerika'da da böyle. Şimdi Türkiye'de bu kadar fazla yatırım yapılmış ki bu S-400 konusuna, Türkiye'nin bağımsızlığının bir sembolü, stratejik otonomisinin bir sembolü, kendi ayakları üzerinde karar verebilmesi, durabilmesi bunun bir sembolü, NATO'ya rağmen, Amerika'ya rağmen kendi güvenliğini kendisinin sağlayabildiğinin bir sembolü, Rusya ile Türkiye ilişkilerinin geldiği çok yakın mesafe açısından bir sembol. Hı hı. Artı içerideki, yani ülkenin yönetiminde bulunan büyük koalisyonun üyeleri çerçevesinde de üzerinde hemfikir olunan bir durum bu. Amerika'da da Biden yönetiminin çok keskin bir duruşu var. Yani Trump başkanken bir şekilde Türkiye'yi koruyup gözetiyordu. Bu S-400'ün ciddi bir sıkıntı yaratmaması adına bazı inisiyatifler alıyordu ama o da hakeza kongredeki Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörlerin Temsilciler Meclisi üyeleri neredeyse hepsi aslında işin özünde Türkiye'nin bu manevrasından ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorlardı. Yani bunu biliyoruz ama Biden bence ekibiyle birlikte bakacak olursanız Türkiye'ye yönelik algısına daha da keskin, daha da şahin, yani daha da böyle taviz vermez bir noktada
bence ciddi bir problem. Yani ciddi bir problem. Nasıl çözüleceğini inanın kimse şu anda bilemiyor. Yani çok şu ana kadar duymadığımız, yani 3 senedir, 4 senedir Türkiye'nin gündeminde bu sorun biliyorsunuz. Alternatif şeyleri çok duyduk ama Biden iktidarıyla birlikte son 4 aydır, 3-4 aydır, daha doğrusu Ocak'tan itibaren gerçek anlamda konuşacak olur iki. Çok radikal bir yeni unsur görmedik yani. Hep konuştuğumuz konuları konuşuyoruz. Çok farklı bir şey duymuyoruz. Tarık Hocam, bir yandan bugün Mart'a da girmiş olduk ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne çevrildi gözler. 12 Mart'ta Avrupa Birliği İçişleri Bakanları toplantısı da video konferans yöntemiyle yapılacak ve hep konuşuyorduk Türkiye'ye yaptırımlar gelir mi gelmez mi? Bu süreçte Avrupa Birliği ve Amerika'nın Türkiye'yi tutumları konusunda ayrıştığı noktalar, süreçler de oldu. Şimdi size sormak istiyorum, ciddi bir yaptırım gelecek mi sizce? Ne şekilde yapılacak konferansta Türkiye'nin ele alınışı ve Türkiye'ye ayrılan bölüm ne büyüklükte olacak sizce? Öngörüleriniz nelerdir? Şimdi Eda Hanım, Türkiye'ye yönelik bu müeyyideler, yaptırımlar geçen senenin sonlarından itibaren ara ara gündeme geldi. Hep de bizim görmek istediğimiz gibi ufak hasarlarla atlatıldı. Yani çok ciddi bir yaptırımla karşılaşmış değil şu anda Türkiye. Ki ben öyle olacağını da açıkçası pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Çünkü Türkiye bunun olmaması adına ara ara böyle çiçek atıyor karşı tarafa. Yani ilişkileri yumuşatıyor, diplomasiye daha fazla yer verme noktasındaki iradesini üst perdeden dile getiriyor. Özellikle istikşafi görüşmelerin Yunanistan'la başlamış olması mesela bu anlamda önemli ve değerli. Artık Türk yöneticiler, yani Biden'ın seçilmesinden hemen sonra Batı ile ilişkileri tekrar eski güzel günlerine bir şekilde nasıl getiririz arayışına girdiler. Bu anlamda adımlar atıyorlar. Çok güzel mesajlar veriyorlar Avrupa'ya ve Amerika'ya. Artık içeride de yine sizler de yakından takip edince görüyorsunuzdur. Yani liberalleşme, demokratikleşme, insan haklarının iyileştirilmesi noktasında bazı paketler dile geliyor veya onlar açıklanıyor beyler bey. Bunlar olumlu şeyler aslında ama yani Avrupalıların ve Amerikalıların daha sıkı fıkı hareket edip Türkiye'ye yönelik ortak bir pozisyon belirleme ve bu anlamda da Türkiye'yi sanki böyle Avrupa'nın ve Batı'nın çıkarlarına zarar veren bir ülke gibi tanımlama durumları da artıyor. Enteresan. Yani biz yakınlaştıkça olumlu sinyaller bir şekilde gönderdikçe, yani barışmak istiyoruz, konuşmak istiyoruz dedikçe sanki onlar böyle şunu şöyle anlıyorlar. Yani Türkiye'nin bize ihtiyacı çok. Türkiye'nin ekonomisi şu anda biraz kırılgan, hassasiyetleri var. O yüzden Türkler bize yakınlaşmaya çalışıyorlar. Biz bunu bir pazarlık unsuruna dönüştürüp çiviliği biraz daha da sıkalım. Yani ipleri biraz daha da gerelim. Ne kopardırsak karımızdır. Yani böyle bir sanki algı da var. Yani karşı tarafta bir yumuşama, ciddi bir yumuşama ben görmüyorum yani. Çok ciddi bir yumuşama görmüyorum. Büyük ihtimalle ne olacak bu takip eden zirve toplantısında? Geçen zirve toplantısında ne olduysa o olacak. Çünkü o günden bugüne çok radikal bir olumsuzluk, yani AB ve Türkiye arasında radikal bir olumsuzluk görmedik. Bilakis olumlu sinyallerin arttığını gördük. Yani akıl mantık ne gerektiriyor? Diplomasiye biraz daha fazla şans tanıması gerekiyor Avrupa Birliği'nin. Yani herkese Yunanistan ve Türkiye'ye sinyal verecekler. Diyecekler ki görüşmelere devam edin. Almanlar yine bunu isteyecek. İtalyanlar yine bunu isteyecek. Hani Fransızlar biraz ayak dileyecek ama sonuçta denge politikası çerçevesinde en sonki zirvede alınan kararlar neyse ona benzer kararlar alınacak. Ben öyle görüyorum. Ama bir durum var. Uzun vadede Türkiye'nin canını sıkma ihtimali var bu durumu. O da şu. Demokrat Biden hükümetinin bu liberal ve aşırı şahin tutumu, tavrı hem dünyaya bakışında hem de Türkiye ile olan ilişkilere bakışında Avrupalıları da Türkiye'ye olan bakışları çerçevesinde daha şahin bir tavır takınmaya itebilir. Bence Avrupalılar bunu istemiyor. Yani Avrupalılar Türkiye ile pragmatik, karşılıklı çıkar ve fayda temelli, özellikle ekonomi ve güvenlik ilişkisi çerçevesinde bir ilişki kurmak istiyorlar. Bunun böyle değerlerle, demokratik şeylerle, ne bileyim işte kriterlerle, kıstaslarla akamete, sekteye uğratılmasını da pek istemiyorlar. Ama sanki Biden burada ciddi bir zorluk çıkartacakmış gibi geliyor. Tabii bu bir his. Yani olup olmayacağını yaşayıp göreceğiz.
Tarık Hocam, Avrupa Birliği ve Amerika demişken bir de Brexit durumu var biliyorsunuz. 2020'nin son günlerinde gerçekleştirdi ve İngiltere'yi ayrı bir faktör olarak, bir güç olarak değerlendireceğiz. Bundan sonraki süreçte Brexit'le beraber ticareti, ilişkileri nasıl şekillenir derken Çin'le olan ticaretini arttırdı. Size ekonomi kısmını sormayacağım ama uluslararası ilişkiler boyutunda da değerlendirdiğinizde artık yoluna tek başına devam edecek bir İngiltere'den söz ediyoruz. Evet. Daha güçlü olacağını söyleyenler var. Ne olursa olsun bir birlikte çıkmanın zorluklarını yaşayacağını, ilişkilerinde de ticaretinde de yansımalarını yaşayacağını söyleyenler var. Sizin öngörüleriniz ve düşünceleriniz nelerdir bu konuda? Teşekkür ederim. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani AB içerisinde kalan bir İngiltere olmuş olsaydı, AB ile birlikte hareket eden bir İngiltere olmuş olsaydı, bu onun ekonomik ve güvenlik çıkarlarına bence çok daha iyi hizmet ederdi. Şimdi ama tabii AB üyesi değil, tek başına takılmak zorunda. Tabii bu tek başına takılmak zorunda lafı da biraz afaki kaçıyor. Çünkü AB üyesi olmasa bile aynen Türkiye gibi bütün Avrupa kurumlarının bir parçası, küresel anlamda liderlik potansiyeli olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Commonwealth'in lideri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelerden bir tanesi. Emperyal yani imparatorluk geçmişine ve aklına sahip bir ülke bu. Ve çıkarları da oldukça küresel düzlemde tanımlanıyor yıllardan beri. Şimdi şöyle bir durum var. Bir yandan AB'den çıkışının negatif etkilerini minimize etmeye çalışacak. Kendi ayakları üzerinde ve farklı uluslararası bağlantılar üzerinden sonuç devşirmeye çalışacak İngiltere ve bunun adımlarını atıyor. İşte size söylediğiniz Çin'den bahsettiniz. Ama diğer taraftan küresel aktörler İngiltere'nin bu AB dışındaki konumunu kendileri lehine bir avantaja da çevirmeye çalışacaklar. Yani İngiltere bundan istifade etmektense edeceğine bence Çin bundan daha çok istifade edecek. Çünkü şöyle okuyacaklardır büyük ihtimalle diğer küresel aktörler. Bak artık sen İngiltere yalnızlaşıyorsun, kendini o ailenin dışına çektin ve bizimle kuracağın ikili ilişkiler senin için daha önemli olmaya başladı. O yüzden bizim şartlarımız bu. Take it or leave it. Yani al ya da terk et, yani kabul et yani. Bir açıkçası bunu söylüyorlar bence. Çin de bence bunu kullanıyor. Bir de unutmayın, şimdi Çin'den açıldığı için ona yönelik bir şeyler söylemek isterim. Çin'in yapmaya çalıştığı nedir? Transatlantik ilişkilerdeki çatlağı olabildiğince büyütmek. Bu hem Avrupa Birliği ile Amerika'yı birbirinden birçok konuda uzaklaştırmaya çalışmak, özellikle Avrupa Birliği ülkelerini kuracağı ekonomik ilişkiler üzerinden. İşte yatırım anlaşmasını biliyorsunuz geçen sene Aralık ayında kabul edilmişti AB ile İngiltere, Çin arasında. İngiltere'yi de bir şekilde bu tarz ikili ticaret anlaşmaları üzerinden Amerika'dan uzaklaştırmak, yani Amerika ile İngiltere arasındaki çatlağı da, o fay hattını da açmaya çalışmak. Yani böyle bir politika takip ettiğini düşünüyorum ben Çin'in. Göründüğü kadarıyla da birçok ülkeyle ikili düzlemde böyle ekonomik anlaşmalar imzalıyor. Ama İngiltere bunlardan önemlisi tabii ki. Bunun altını çizmekte fayda var. Son kertede Çin'in daha karlı ve kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Yani bütün veriler de onu gösteriyor. Özellikle ekonomik ilişkileri çerçevesinde bakarsanız İngiltere ile Çin arasındaki ilişki ilişkileri. Ticaret fazlası hep Çin'den yana. Ve bu hep açılıyor. Yani kapanmak bir yana daha da açılıyor. Avrupa Birliği için ilişkisinde de öyle. Ticaret fazlası hep açılıyor, her sene açılıyor. Yani çok enteresan, çok enteresan. Siz sormadınız ama ben... Tam onu soracaktım aslında. Ben de güzel bir noktaya değindiniz. Oradan Çin'e gelecektim ve dediğiniz gibi Avrupa Birliği için yatırım anlaşması çok önemli. Amerika'nın bakışı da burada önemli. Amerika-Çin rekabetinde de bu anlaşmanın iki ülkenin birbirlerinin topraklarındaki elini rahatlatan ve pazarını genişleten anlaşmanın önemi büyük. Çin özellikle pandemi döneminde de en iyi atlatanlardan biri oldu. Nitekim Türkiye ile beraber pandemi yılını büyüyerek kapatan iki isimden biri olmuş oldu. Çin özelinde önümüzdeki dönemde bu yükseliş devam edecek diyebilir miyiz Amerika'ya karşı? Hem bu Avrupa Birliği ile ilişkilerini değerlendirdiğinizde hem de pandemi döneminde gelen verilere baktığınızda nasıl bir seyir olacak sizce? Kesinlikle yani Çin'in yükselişi önlenemez, engellenemez. Mantığa aykırı bir şey. Yani Amerika ile olan ticaret dengesi Amerika lehine az bir şey küçülse dahi başka ülkelerle Çin arasındaki ticaret dengesi Çin lehine
açılmaya devam ediyor. Yani Çin'in en önemli dolar stokunu elinde tutan ülke olması, yüzden fazla ülkenin birinci ticaret ortağı olması ve birçok ülkeyle yapmış olduğu ticari ilişkilerde ticaret fazlası veriyor olması, hı hı. bu artık bir trend olmuş durumda. Bu böyle gidecek. Evet. Ve batılı şirketlerin de Çin'deki yatırımlarını Çin'den alıp başka yerlere taşımaları da pek mümkün değil. Çünkü Çin'de birçok şey daha iyi ve daha ucuza üretiliyor hala. Bu anlamda da elinde bir koz var Çin'de, bunu söyleyelim. Artı bence Çin'i en çok rahatlatacak stratejik anlamda Amerika'ya karşı daha da zemin kazanmasını mümkün kılacak faktör, Amerika'nın geleneksel müttefiklerinin Amerika'ya güvenmemesi. Yani Amerika'ya şimdi şöyle Biden'ın ipiyle kuyuya inmek istemiyorlar amiyane tabiri, öyle söyleyelim. Yani yoğurdu üfleyerek yemek istiyorlar. Çünkü hı hı. Amerika'ya güvenmek ne demek? Amerika şahin bir politika takip ediyor şu anda Çin'e karşı. Ve Çin'i yaşamsal bir tehdit olarak tanımlamış. Yani, ama Avrupa Birliği böyle bakmıyor yani. Her ne kadar kozmetik anlamda bazı adımlar atıyor olsalar da Amerika'nın yanına geldikleri çerçevesinde ama işin özünde Amerika'nın jeopolitik, stratejik, realpolitik bakış açısına sahip değiller. Yani ticaret devleti bunlar ve ticaret yapmak istiyorlar. Çin hala onların çok uzağında. Yani Avrupa'nın güvenliğine stratejik, askeri anlamda bir tehdit sunmuyor Çin. Kesinlikle evet. sunmuyor. Dolayısıyla siz bakmayın Fransız, İngiliz gemilerinin Güney Çin Denizi'nde Amerikan donanmasıyla birlikte tatbikat yapmasını. Yani bunlar çok kozmetik olaylar. Hı-hı. Ama işin özünde bence Çin avantajlı. Çünkü Biden giderse yerine başka bir Trump veya ikinci Trump'vari bir adam gelirse ne olacak yani? Bunları da düşünüyor bu adamlar. Dolayısıyla evet. Çin'le ilişkileri iyi düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Ellerinden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorlar. Evet. Tarık Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, yorumlarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ile beraberdik Küresel Bakış'ta ve sonuna geldik burada. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Stüdyo Londra ile tekrar karşınızda olacağız.